Uçarken bir yaban atı kadar heyecan veren pek az hayvan vardır. Açık alana doğru gürlerken özgürlük ruhunu temsil ediyorlar. Amerika'nın batısında 100 yıllık istismara rağmen akılları ve hızları hayatta kalmalarını sağladı. Daima ihtilaflı durumları hala belirsiz ve onların çoğalmakta mı yoksa azalmakta mı olduğu sorusunun yanıtı hala tartışma konusu. Yaban atı. Wary and elusive. İhtiyatlı ve az bulunur binlerce yaban atı pek çok batı eyaletlerinin engebeli taşrasında özgürce koşuyorlar. Onlar Kuzey Amerika'nın yerlisi değil ama ilk olarak İspanyol fatihleri tarafından tanıştırılan ve daha sonra Kızılderili düzlüklerinde çoğalan hayvanların torunlarıdır. Karışık kanlarında ayrıca evcil hayvanlarınki de var. Kaçmış veya serbest bırakılmış süvari ve çiftlik atları. Bilmeyen birine sanki rastgele gruplar halinde dolaşıyor gibi görünüyorlar. Ama yaban atları aslında hala süren varlıklarının en büyük nedeni olan iyi bir sosyal hiyerarşiye sahipler. Kısraklar ve taylardan oluşan bu aygır topluluğu bir aygır liderliğinde olan küçük gruplar oluştururlar. Diğer atların gruba girip giremeyeceğine bu aygır karar verir ve eğer bu bir erkekse cevap daima hayırdır. Burada bir grup genç bekar erkek bir aygırın grubunu keşfediyor. Şu erken yaşlarında bir ortaklık için birleşen bu atlar kendi haremlerini kontrol edecek kadar büyük değiller. Biraz izledikten sonra şimdi gruba katılmak için girişimde bulunuyorlar. Ama Palomino grubu çabucak onların ve onların kısraklarının arasına doğru hareket ediyor. Üç bekar mesajı alıyor ve kaçıyor. Ama biri yerinde duruyor. Daha büyük olan at arsız bekarı kötü bir tırmıkla kovalıyor. Diğer bekarlar yine bir daire oluşturdu ve kısraklarına dönen aygır onları yeniden kovalamak zorunda. Bir baş sallaması kızgınlığı gösteriyor. Bekarlar sadece arzuyla baka kalıyorlar. Teklerin ayrı olmasına karşın gruplar doğal olarak daha baskın. Kafa vurmak gibi tehdit edici hareketlerle grubu bir arada tutmak için sürekli olarak dişisini sürüye katar ve ona rahat vermez. Kafasını bu şekilde eğmesi hareket etmeleri için bir sinyaldir. Kısraklar hatta taylar bile eğer onun istediği barışı sağlamazlarsa tırmıklanma riskini taşıyorlar. Kısraklar rahatça otlarken aygır iyi gözlem yapabileceği en yüksek yere çıkar. Onun daima düşmanını sezinleyebilmesi eninde sonunda gruba yarar sağlar. Avcı hayvanlar ya da insanların görünmeden yaklaşması çok zor. Eğer bir tehdit oluşursa yaban atının ilk tepkisi kaçmaktır. Geri çekilme iyi ayarlanmış bir manevra. Bir lider kısrak önde koşu pozisyonu alır ve kaçış rotasına karar verir. Diğer kısraklar onun arkasında tek sıra olur. Aygır önündeki kısrakları iterek ve arkasındakine defans önererek bir sıranın sonuna gelir. Hayatta kalmak için içgüdüleri ve eski batının zengin otlakları şimdi yaban atı popülasyonlarının süzülmesine destek oldu. 1860'larda 2 milyon çitsiz alanda dolaştı ve Texas haritasının bazı parçaları yaban atları diye işaretlenmişti. Ama batıya sığırlar getirilince çiftlikte yaşayanlar toprakları tahmin edilebilir sonuçlarla atlardan almak istediler. Bugün sağ kalabilenler Amerika Birleşik Devletleri'nin en kötü, en dayanılmaz yerlerinde yaşamaya terk edildi. Arazi o kadar kıraç ki sığır otlatmak ekonomik olarak mümkün değil. Kayalarda otlatılmaya getirilen bu atlara benzemelerine rağmen onlar aslında koparabildikleri ince köklerle besleniyorlar.
Bu çorak alanlarda zorlukla geçinen yaban atları Arabistan ve Kuzey Afrika'daki atalarının özelliklerini alma eğilimdeler. Daha küçük, daha zayıf, daha dayanıklı hayvanlar. Yaban atlarının yaşadığı pek çok yerde çok nadir su bulunur. Gün boyunca su bulmak için beslenme alanlarından 15 kilometre kadar seyahat etmek zorunda kalabilirler. Birçok grubun aynı suyu kullanmasına rağmen hepsi aynı anda orada olmamaya özen gösterirler. Aygırlar birbirini kovmaya çalışır ama bazen sonuç kaçınılmaz. Şimdi bir haremin lideri grubu takip eden yalnız bir erkeğe karşı atağa kalkıyor. Kuyruk diye bilinen bu erkekler gereksinim dolayısıyla değil, sadece bir eş olması için dişilerin peşinde olabilirler. Kısraklarını kenara gönderen yaban atı rakibini klasik yaban atı usulüyle sindirmek için harekete geçiyor. Daha büyük gruplarda tavla tayları 2 yaşına gelene dek hoş görülüyorlar. Daha sonra kovuluyorlar. Evladını azletmeden önce her nasılsa aygır, oğullarını kendi haremlerinde kazanmaları gerekecek daha ciddi savaşlara hazırlamak için eğlenceli bir kavgaya tutuşturabilir. Kazananın diğerini öldürdüğü gerçek bir at kavgası oldukça tehlikeli olabilir. Ama ciddi dövüşler istisna. Çekişmelerin çoğu bir seri tehditler ve gösterilerle tasarlanır. Bir Apollosa atı küçük bir erkeğe saldırıyor ve cevabını çabucak alıyor. Ama bu yüzleşme daha yeni başladı. Burasının kimin ülkesi olduğunu göstermek için Apollosa daha dolaylı bir yoldan yaklaşmaya karar veriyor. Dışkılarla işaretlenmiş aygır yığını denilen bu alan aygırların buluşma adetinin bir parçası. İkinci raunda başlama sinyali verilene dek rakipler birbirlerini umursamazlar. Çabucak dövüş pozisyonu alıyorlar ama diğer erkek ısırmaya başlayınca sinirli Apollosa onu bitirmeye zorluyor. Kavga çıkıyor ve davetsiz misafiri oradan kovuyor. Biraz sonra bir doğru at bu erkeğe meydan okuyor ama yüzleşme farklı bir boyut kazanıyor. Bu erkek oyun oynamaya çok hevesli olmasına karşın düşmanı onu bir aygır yeğeniyle cevaplamaktan memnun. Bir gövde gösterisinden sonra dövüşü bitiriyorlar. Kaybeden yine ortadan kaybolan erkek. Bu alışılmış kavga tüm yıl devam etse de yavrulama döneminde doruğa ulaşıyor. Aygırlar kısraklarını tüm yıl boyunca korumalarına rağmen onlar baharın sadece birkaç günü yavrulayabilecek durumda. Bu zaman gelince aygırlar havada onların kokusunu duyarlar. Taylar kendi seçtikleri dişilerin ardına düşünce grup içinde şimdi olduğu kadar büyük karışıklık olur. Bu kısrak görünüşe göre hayır kabul etmeyecek bir aygır tarafından itilerek sürüye katılıyor. Kur yapma süresince yavrusu onu zorlukla takip ediyor. Aygırlar daima bir kısrak kaçırabilmek için tetikteler. Bu kendi eşi onun uzaklaşmasına izin vermiş bir kısrağa yaklaşıyor. Ama sonra kendininkileri sahiplenmeye gidiyor. İki kısrak göz göze bir sükutla sonlanacak bir yüzleşmeye hazırlanıyor.